Merhaba hocam. Uluslararası Ekonomik Entegrasyon isimli kitabı tanıtacağım. Can Tinbergen tarafından yazılan bu kitap 1965 yılında Elsevier Publishing Company firması tarafından yayınlanmıştır. Uluslararası Ekonomik Entegrasyon isimli kitap iki bölümle eklerdeki iki modelden oluşur. Bağımsız ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin özü başlıklı ilk bölümde dünya ekonomisinin heterojenliği, cari işlemler, uluslararası faktör hareketleri, finansal işlemlerin mekanizması, ödemeler dengesinde eşitlik ve eşitsizlik konuları yer alır. Uluslararası ekonomik entegrasyon başlıklı ikinci bölümde ise uluslararası ekonomik entegrasyonun araçları ve hedefleri, entegrasyonun minimum koşulları, cari işlemlerin entegrasyonu, parasal entegrasyon, gelişmenin entegrasyonu, uluslararası ekonomik birleşmenin unsurları konuları işlenmiştir. Son olarak ekler bölümünde oldukça basit bir modelde sabit getiriler altında uluslararası ticaret ve oldukça basit bir modelde değişken getiriler altında uluslararası ticaret konuları yer alır. İlk bölümün birinci konusu dünya ekonomisinin heterojenliğidir. Dünya ekonomisi homojen değildir. Bu yüzden uluslararası ekonomik ilişkiler kendine özgü bir konudur. Uluslararası heterojenliği belirlemek için ulusal ekonomilerin nüfuslarına ve zenginlik düzeylerine bakılabilir. Ayrıca nüfusun yetenekleri, pazarın durumu, sosyal yapı ve kişi başına gelirlerdeki farklılıklar diğer faktörlerdir. Sermaye ve diğer kaynakların farklılığı da zengin ve fakir bölgeler arasındaki yüksek farkı açıklayabilir. Ulusal ekonomiler, ekonomik entegrasyonun oluşumu açısından geniş ölçüde farklı karakterlere sahiptirler. Bu karakterler şu şekilde sıralanabilir. Üretime karşılık üretim değişimi, üretim faktörü insan ve toprak transferi, sermaye ihracatı ve ithalatı. İlk bölümün ikinci konusu cari işlemlerdir. Ülkeler arasındaki cari işlemler üretilen mal ve hizmetin ithalatı ve ihracatını kapsamaktadır. Taşınması zor olan ürünlerin ülkeler arasındaki ticaret oranları daha düşüktür. Ülkeler arası serbest ticaret ve ticaretle ilgili işlemlerin hükümetlerin kararlarına bağlı olması ticaret akışını etkilemektedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü ülkeleri arasındaki ithalat sınırlamalarının azalması ülkeler arasındaki ticareti geliştirmiştir. Bunun yanında Belçika, Lüksemburg ve Hollanda Benelux Birliği'ni kurmuşlar. ABD içerisindeki devletler arasında da pratikte serbest ticaret uygulanmıştır. Bu bölümdeki üçüncü konu uluslararası faktör hareketleri, toprak, emek ve sermaye konusudur. Toprağın taşınması mümkün değildir fakat bir bölge bir ulustan diğerine geçebilir. Bu bazen önemli boyutlarda olabilir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Avusturya, Romanya ve Yugoslavya'nın durumu buna örnek olabilir. Ayrıca sömürgecilik alanları da ortaya çıkmıştır. Göç olarak bilinen emeğin yani nüfusun hareketi, özellikle bazı dönemlerde nüfus artışının çok olduğu bölgeler için önemlidir. 1850 ve 1914 yılları arasında ABD'deki durum buna örnektir. Göç alan bir bölgede yoksul ülkelerden gelen çalışanlar, emek arzını arttırarak ücretlerin düşmesine sebep olurlar. Bu da o bölgede çalışanlar için dezavantaj oluşturur. Sermaye hareketleri ekonomik açıdan uluslararası faktör hareketlerinin en önemlisidir. Ülkelerin aralarındaki kısa ve uzun vadeli krediler, faiz ödemeleri, katılımlar, kar ödemeleri üretim süreçleri için önemlidir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra önceki dönemde artan politik belirsizlikten dolayı toplam sermaye hareketleri önemli ölçüde azalmıştır. Az gelişmiş ülkelerdeki yatırım sorunu diğer bir problemdir. Bölümün dördüncü konusu finansal işlemlerin mekanizmasıdır. Ödemeler ülkeden ülkeye farklı ödeme araçlarıyla yapıldığı için işlemlerin karmaşık bir ağı vardır. Her yerde kabul gören tek ödeme aracı altındır. Ancak altının kullanımı iki yönden maliyetli olabilir. İlki ülkelerin para stoğundaki dalgalanmaları sebebiyle, ikincisi altının diğer ülkelere taşınmasının göreceli olarak yüksek maliyetli olmasındandır. Kağıt para kullanımı düşük maliyetlidir. Ancak paranın değeri çeşitli faktörlere bağlı olarak değişim gösterebilir. Bu yüzden yabancı ülkeler ödemelerde ülkenin parasından yabancı ülke parasına bir dönüşüm gerekir. Bu da ülkelerin belirli bir piyasa fiyatında birbirlerine karşı paralarını dönüştürmeleriyle gerçekleşir.
Belirli bir dönemde bir ülke ile diğer bütün ülkeler arasında yapılan ödemelerin tamamı ödemeler dengesi olarak ifade edilir ve cari miktarlar, ihracat, ithalat ve sermaye miktarları, sermaye ithalatı ve ihracatı gibi alt bölümlere ayrılabilir. Temelde esnek döviz kuru sistemi altın standardı gibi aynı şekilde işler. Döviz kurunun sınırlarının belirlenmesi, kurdaki dalgalanmaların daha geniş veya daha dar olmasına izin verilmesiyle ilgilidir. Küçük dalgalanmalara bir fon dengesi işlemiyle giderilebilir. Döviz kurumundaki uzun süreli değişimler fiyat sistemi aracılığıyla ithalat ve ihracatı etkilediğinden dolayı ödemeler dengesi eşitliğine yardımcı olabilir. Beşinci konu ödemeler dengesinde eşitlik ve eşitsizliktir. Ülkeler arasında çok yönlü ödemeler dengesi durumunda herhangi bir ülkenin diğer ülkelere yapmak zorunda olduğu ödemeler ve diğer ülkelerden beklemek zorunda olduğu alacakları arasında eşitlik olacaktır ve tam konvertibilite ortaya çıkacaktır. Eğer ödemeler dengesinde sürekli bir eşitlik yoksa ülkelere açık ve fazlalıklar olacaktır. Ülkelerde. Ödemeler dengesindeki eşitsizlik durumunda bütün ülkeler altın ve yedek rezerv pozisyonlarını korurlarsa konvertibilite bazen sağlanabilir. Sermaye alışverişini içeren bütün işlemler için konvertibilite daha büyük riskler taşır. Çünkü altın isteyeceği sermaye araçlarındaki değişimler hesaplanamayabilir. Kitabın ikinci bölümü uluslararası ekonomik entegrasyondur. Bu bölümün ilk konusu uluslararası ekonomik entegrasyonun araçları ve hedefleridir. Ekonomi politikası, ekonomi alanında hükümet otoritesinin hareketleri anlamına gelir. Politika genel amaçlar içerir ve türler arasında büyük farklar vardır. Öncelikle nitelik ve nicelik açısından farklar olabilir. Nitelik açısından ekonomi politikası toplumun yapısı ve işleyişindeki bütün değişimleri kapsar. Nicelik açısından ekonomi politikası hükümetin kontrol ettiği verilerdeki değişim anlamına gelir. Merkez Bankası iskonto faiz oranı ve vergiler bu verilere örnek olabilir. Nitel politikalar açısından önemli bir nokta merkezileşme ve merkezileşmeme veya merkezileşme derecesinin seçimidir. Bu seçim hem ulusal hem de uluslararası ekonomi politikası açısından yapılmalıdır. Yerel otoritelere bırakılan aktiviteler merkezileşmemeye bir örnektir. Ekonomik entegrasyon için kullanılan araçlar etkilerine göre dörde ayrılır. Bir araçtaki değişim bütün ülkelerde aynı yönde etkiye yol açıyorsa diğer ülkelerdeki politikalar desteklediği için destekli maden olur. Bir araçtaki değişim ülke içinde ve dışında farklı etkiye yol açıyorsa çatışan olarak ifade edilir. Kullanılan araç diğer ülkeleri etkilemiyorsa tarafsızdır. Kullanılan aracın karmaşık bir etkisi varsa karmaşık olarak nitelendirilir. Ülkelerin ekonomi politikası farklılıkları entegrasyonu etkilemektedir. Komünist ve komünist olmayan ülkeler arasındaki ekonomi politikası farklılıklar, tek bir dünya politikası yürütülmesinin imkansızlığını ve yeterince güçlü bir şekilde açıklayabilir. Bu bölümdeki ikinci konu entegrasyon için minimum koşullardır. Çok sayıda ülkenin ekonomik entegrasyonu çok sayıda ekonomi politikası aracının merkezileşmesine dayanır. Bu araçların seçilebilmesi, çatışmayı destekleme gibi önemli ölçüde dış etkenlere maruz kalmaktadır. Bu yüzden seçilen merkezileşmenin derecesine bağlı olarak entegrasyonu farklı oluşumlara ayırabiliriz. Uluslararası bir merkezi otorite yaratılırsa bu otorite bütün bölgeler için aynı yönde bir politika aracıyla ilgilenir. Politika araçları ve diğer yardımcı araçlar için başlıca iki grup vardır. İki ana grup araç finansal politika ve fiyat politikası uyumlu kullanılabilir. Genel seviyeleri etkileyen araçlar ilgili ülkede olduğu kadar diğer ülkeleri de etkileyebilir. Ana grupta yer alan bu araçlar küçük ayarlamalar yaparken diğer ülkeler tarafından desteklenmek zorundadırlar. Bölümün üçüncü konusu cari işlemlerin entegrasyonudur. Ticari engellerin kalkması bölgedeki üreticiler arasında iş gücünün bölüşümünün daha iyi olmasını sağlar. Böylece bir bütün olarak bölgede refah artışı olur. Her bir ülke karşılaştırmalı olarak en çok avantaja sahip oldukları ürünlerde uzmanlaşma sürecine girer. Bu süreçler endüstriyel konularda değişime sebep olabilir. Bazı endüstriler üretimi azaltmak zorunda kalırken diğerleri arttırmak zorunda kalabilir. Süreç hızlı bir şekilde ortaya çıkarsa çalışanların değişen üretim koşulları için tekrar eğitilmeleri gerekebilir. Negatif entegrasyon ülkeler arasındaki ticari engellerin azaltılmasıyla oluşur. Yani ithalat vergileri ve kotaların genişlemesi azaltılır.
Pozitif entegrasyon hem yeni kurumlar ve onların araçlarıyla hem de var olan araçların değişimiyle kurumların ne gerekli araçların merkezileştirilmesiyle oluşur. Bölümdeki dördüncü konu parasal entegrasyondur. Harcama dengesi koşulları cari işlemlere ve sermaye işlemlerine izin verecek şekilde gerçekleşmişse ulusal bir nakit sistemi rahatlıkla oluşabilir. Ancak kur oranlarındaki değişim problemi kalabilir. Günümüz ulusal para sistemleri rezerv olarak sadece altın kullanmaz, ayrıca dolar ve sterlin gibi değerli paralar da kullanırlar. Anahtar para sistemi ayrıca altın kur sistemi olarak da bilinir. Kur oran değişimleri ekonomi politikalarının karmaşık araçlarıdır ve uluslararası bir kurumun kontrolü altında olmalıdır. Kullanımları sınırlanmalıdır. Gelişmiş ülkeler uzun süreli yatırımlarını ve yardımlarını daha fazla arttırarak az gelişmiş ülkelerin ödeme pozisyonlarını kolaylaştırabilirler. Ayrıca IMF erişilebilir likidite arttırabilir ve likide ihtiyaç duyanlar için likidite adaptasyonunu daha sistematik metotlarla ilerletebilir. Bölümün 5. konusu gelişmenin entegrasyonudur. Bir refah dengesi yönünde çalışan otomatik güçler olduğuna inanılır. İyi bilinen argümanlardan biri faktör fiyat dengesidir. Bu argüman sermaye yoğun endüstriler alanında özellikle zengin ülkelerin ve emek yoğun endüstrilerde fakir ülkelerin her iki tip ülkenin de ödeyebileceği aynı ücret ve aynı faiz oranının mümkün olabileceğini ifade eder. Dünya ekonomisinin en önemli problemi az gelire sahip ülkelerin gelişiminin hızlandırılmasının tanımlanabilmesidir. Gelişmekte olan ülkelere finansal transferlerin bazıları kredilerden oluşabilir. Gelişmiş ülkelerin ulusal gelirlerini arttırma amaçları ve sermaye transferinin seviyesi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki kişi başına gelir farkının açılması probleminin çözümündeki sorunlardır. Bu bölümdeki son konu uluslararası ekonomik birleşmenin unsurlarıdır. Genel araçlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir. Ticaretteki sınırlamaların azaltılması ve kontrolü, ham madde piyasalarının düzenlenmesi, paranın konvertibilitesinin kontrolü, harcama dengesi ve işsizlik politikasının kontrolü, gelişme için sermaye desteği, bilginin ve eğitim yardımının transferi, göçün düzenlenmesi genel unsurlardır. Ticaret sınırlarının azaltımı ve kontrolü Uluslararası Ticaret Örgütü'nün görevidir. Ancak Birleşmiş Milletler'in isteksizliği dolayısıyla bu görevi Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması üstlenmiştir. Bu süreçte hem miktar hem de tarife sınırlamaları üzerinde uygulamalar yapılır. Ham madde piyasasının düzenlenmesi Dünya ölçeğinde tarımsal üretim için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Maden üretimi için Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Mal Ticareti Komitesi'ne bırakılmıştır. Daha sonra organizasyon Ortak Tarım Politikası ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu geliştiren Avrupa Ekonomi Topluluğu seviyesine çıkmıştır. Kömür çeliği ve ilişkili piyasaları kontrol eder. Malların miktarını sınırlamak için ortak anlaşmalar yürütülür. Paranın konvertibilitesinin kontrolü Uluslararası Para Fonu'na bırakılmıştır. Bilgi araştırma ve danışmanlığa ek olarak belirli limitler aşıldığı zaman bir üye ülkenin parasının parite değerindeki değişimlerin onayı görevlerini yapmaktadır. Fonun ana fonksiyonu yabancı paradaki geçici eksikleri gidermek amacıyla üye ülkelere ulaşılabilir kısa vadeli kredi sağlamaktır. Bir ülkenin ödemeler dengesinde temel bir dengesizlik durumunda açık olması halinde devalüasyona fazla olması halinde revalüasyona onay verilebilir. Harcama dengesi ve iş gücü politikalarının kontrolünde uluslararası kuruluşun görevi daha azdır. Bu politikalar geniş ölçüde ulusal hükümetlere bırakılmıştır. Merkez bankaları başkanları arasında bir takım danışma amaçlı görüşmeler yapılmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler için sermaye desteği görevi, merkezileşmenin farklı dereceleriyle çeşitli kurumlar tarafından yürütülür. Gelişmiş ülkelerin bazılarının iki yönlü programları ve uluslararası yardım kuruluşu tarafından yürütülen artışık programları önemlidir. Gelişme fonu Avrupa dışındaki ilgili ülkelere sermaye desteği sunar.
En üst uluslararası seviyede Birleşmiş Milletler Özel Fonu yatırım öncesi araştırma ve eğitim planları gibi aktiviteleri finanse eder. En önemli kurum ise gelişme ve yeniden yapılanma için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'dır. Gelişme amacındaki ülke hükümetlere piyasa koşullarında kredi desteği verir. Bilgi ve eğitim yardım aktarımı. Birleşmiş Milletler'e ait çeşitli kurumlar tarafından yürütülür. Tarımsal bilgiyi FAO aktarır. Medikal bilgiyi WHO. Para ve finans bilgilerini IMF, sosyal ve çalışma alanındaki bilgiyi ILO aktarır. Ekonomi politikaları için teknik yardımı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası aktarır. Uluslararası göçün düzenlenmesi diğer aktivitelerden daha zordur. Çeşitli zamanlarda uluslararası birleşme açısından tam anlamıyla bozucu olmuştur. Belki de bu başarı eksikliğinin en büyük sebebi az gelişmiş ülkelerde nüfustaki hızlı artıştır. Oldukça basit bir modelde sabit getiriler altında uluslararası ticaret. Sabit getiriler durumunda çıktı ve faktör girdisi arasındaki ilişki sabittir. Modelde tek bir üretim faktörü emeğin olduğu, iki ülke, iki ürün ve iki endüstrinin olduğu varsayılır. İki tip durum düşünülür. İlki açık durum, yani iki ülke dünya pazarlarıyla ilişki içindedir. İki ürün de tek fiyata sahiptir. İkincisi kapalı durum, yani sadece iki ülke vardır ve tek fiyat seçilebilir. Modeldeki sonuçlara göre açık durumda tam kapasite ve serbest ticaret koşulları altında üretimin değeri her iki ülkede de aynıdır. Açık durumda sınırlı eksik kapasite ve serbest ticaretin varlığı halinde sınırlı kapasite adaptasyon sürecini frenleyebilir. Açık durumda eksik kapasite ve koruma olması durumunda her iki ülke için üretimin değeri daha düşük seviyede çıkmıştır. Kapalı durumda tam kapasite ve serbest ticaret koşulları altında fiyatlar hakim faktördür. Üretim değerleri harcama değerlerine eşit olur. Kapalı durumda tam kapasite ve koruma halinde üretim değeri serbest ticaretten korumaya geçildiğinde her iki ülkede de azalmaktadır. Oldukça basit bir modelde değişken getiriler altında uluslararası ticaret. Problem çıktı ve faktör girdisi arasındaki artan ve azalan getirileri içeren değişken getiriler koşulları altında çözülmektedir. Problemler bir ülkenin uluslararası ticaretten dolayı bir avantaja sahip olacağı koşullarla bir arada düşünülmüştür. Uluslararası ticaretin olmadığı ve tam bir serbest ticaretin olduğu durumlar karşılaştırılmıştır. İki malı onlara ait tüketim miktarları ve ülkenin memnuniyeti verileri kullanılmıştır. Artan ve azalan marjinal maliyet olasılığı. Tek bir üretim faktörü olduğu varsayılır. Bu da emektir. Malların üretiminde kullanılan emek miktarları malların maliyet fonksiyonuna ve tüketim miktarlarına bağlıdır. Aynı şekilde marjinal maliyetler de tüketim ve maliyet fonksiyonlarına bağlıdır. Marjinal maliyetlerde artış ve azalışlar ancak tüketimdeki artış ve azalışlarla gerçekleşir. Azalan maliyetler yasası bir tek firma için geçerliyken bir bütün olarak endüstri alanında nadiren ortaya çıkmaktadır. Uluslararası ticaret ve üretim dengesi açısından uluslararası ticaretin başlangıcında bir ülke avantajın olmadığı uç durumlar haricinde önceki kazanımlarından daha fazla kazanım elde etmektedir. Sabit marjinal maliyetler gibi karışık durumlar açısından bu durumlarda piyasa bilgisi kullanılamıyorsa önceki kazanımlardan daha düşük kazanımlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden karışık durumlarda tam bir piyasa bilgisi kullanımı gereklidir. Modelin sonuçlarına göre iki mal ve tek üretim faktörü olduğu basit durumda aşağıdaki koşullar gerçekleştirildiğinde şu koşullar gerçekleştirildiğinde piyasa verileri hakkında tam bilgi, marjinal maliyetler temelinde hesaplanan fiyatlar, uluslararası ticaret sınır çizgileri gibi uç durumlar haricinde bu koşulların gerçekleştirilmesiyle her ülke için avantaj oluşturur.